Kazançlarımız artarak devam ediyor. Hayat pahalılığı, satın alma gücümüzdeki gerileme, adaletsiz vergi sistemi, kamu iş yerinde ücret dengesizliği, işsizlik, güvencesiz çalıştırma ve kayıt dışı ve mülteci istihdamı gibi sorunlar. Başta işçiler olmak üzere toplumun büyük bir bölümünün yaşama şartlarını ağırlaştırılmaktadır. Yani mutlu bir azınlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Yaşadığımız sorunlara dikkat çekmek için önce geçtiğimiz ay 81 ilde basın açıklaması yaptık. Ardından 26 Ağustos'ta Tekirdağ Çerkezköy'de, 3 Eylül'de ise Zonguldak'ta 10 binlerce işçinin katıldığı mitingler yaptık. Sesimizi duyurmak istedik. Sağduyulu davranmaya gayret ettik. Diyalog kapılarını açık tuttuk. Ancak bir sonuç alamadık. Sürekli sabırlı olmamız istendi. Ama bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra sözümüzü meydanlarda yüz binlerce söyleyeceğiz. Ekonomik krizin bedelini işçiler olarak biz ödemeyeceğiz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Değerli arkadaşlar, markete, pazara, temel tüketim ürünlerine, tepeden tırnağa, her şeye her gün zam geliyor. Dün aldığımız aynı fiyat bugün alamaz olduk. Büyük şehirlerde ev kiraları ortalamada asgari ücretin üzerine çıktı. Okullar açıldı, eğitim masrafları altında kalkamaz bir hale geldi. Analar, babalar çocuğumuzu okula nasıl göndereceğiz diyor. Elektriğe ve doğalgaza geçtiğimiz aylarda %38 zam geldi. Önümüz kış, işçisi, emeklisi kışı nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünüyor. Kişi başına düşen gelir arttırmaya ama işçinin ve emeklinin geliri değil, sefaleti artıyor. Ülkemizde gelir adaleti hızla bozuldu. İşçilerin milli gelirden aldığı pay azalırken işverenlerin payı her geçen gün artmaktadır. Buradan tekrar söylüyoruz. Asgari ücretin aşırı sınırın altına olduğu, en düşük emekli maaşının asgari ücretten düşük olduğu bir toplumda huzuru tesis etmek mümkün değildir. Sosyal barış olamaz. Vur vur inlesin AKP dinlesin. Vur vur inlesin AKP dinlesin. Vur vur inlesin AKP dinlesin. Değerli arkadaşlar, geçmiş yıllarda ekonomik krizler yaşandı. Geçim şartları ağırlaştı. Ancak bu dönemde olduğu kadar yoksulluk görülmedi, işçiler mağdur olmadı. Enflasyon kadar ücret zammı yoksulluğu sürmesidir. Kaldı ki açıklanan enflasyon yaşadığımız gerçeğin de çok uzağında. Bize yansıtmıyor. Açıklanan resmi enflasyona göre belirlenen ücret zammı bizi daha da yoksullaştırıyor. Gerçek enflasyon oranları açıklanmazsa bu kayıp daha da artacaktır. Enflasyonun bir an önce gerçek seviyesini açıklaması için gerekli adımlar attırmalıdır. İşçiler enflasyonun sebebi değildir. Enflasyonu düşürmek için fedakarlığı, kazancını ve servetini arttıranlar yapmalıdır. Değerli arkadaşlar, ülkemiz gelir adaletini sağlamak için vergide adaletin sağlanması gerekir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak servet elde edenler var. Ama işçinin ödediği karar vergi vermiyorlar. İşçiler 12 ay çalışmakta fakat 2,5 aylığını vergi olarak ödemek zorunda kalmaktadır. Yaptıkları her harcamada KDV'si, ÖTV'si olmak üzere ödediği dolaylı vergi var. Vergi sisteminde acil olarak düzenleme yapılmalıdır. Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları kabul edilebilir düzeyde güncellenmelidir. İşçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Gelir vergisi tarifesi ilk basamağı geçmiş yıllarda olduğu gibi brüt asgari ücretinin 12 katından az olmamalıdır. Gelir vergisi oranı bütün işçiler için %15'te sabitlenmelidir. İşçilere yapılan sosyal amaçlı ödemelerden vergi kesilmemelidir. Değerli arkadaşlar, kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde yaşanan sıkıntıyı biliyoruz. 2023 yılında çerçeve anlaşma protokolü kapsamında imzalanan toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihleri farklıdır. Enflasyonun yüksek olması sebebiyle
sözleşme başlangıç tarihleri arasındaki bir aylık zaman farkı bile ücret zammı açısından sorunu yol açmıştır. Kamuda bir ücret dengesizliği ortaya çıkmıştır. Bu sorun işçilerin de huzursuzluğu yol açmıştır. Ücretlerde ortaya çıkan farklılık çalışma barışını ve öğretim olumsuz noktaya taşıyabilecek noktaya gelmiştir. Acilen ek çerçeve anlaşma protokolü yapılmak istiyoruz. Yürürlük başlangıç süresi Ocak ayı olanlarla 1 Şubat ve ilerleyen aylarda olan toplu iş sözleşmelerindeki ücret zammı arasındaki fark kaldırılmalıdır. Evet. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Değerli arkadaşlar, sosyal güvenlik sistemimizde birçok sorun çözümü beklemektedir. Ancak bu sorunlar yenilebilir sorunlar değildir. Emekli aylığı bağlamında geçmişte yapılan düzenlemeler ne anlama geldiği bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Aynı iş yerinde, aynı dönemde çalışan iki işçi emekli aylığı başvuru tarihinde farklı olduğu için farklı aylık bağlanmaktadır. Uygulanan sosyal güvenlik sistemi nedeniyle enflasyon farkının yüksek olduğu bu dönemde 2024 yılı içerisinde emekli aylık talebinde bulunanların emekli aylıkları 2025 yılında başvuracaklarına göre daha farklı olacaktır. Bu durum birçok işçinin emekli başvurusu yapmasına sebep olmaktadır. Nitelikli çalışanlar oluşacak farklı sebebiyle emekli olmayı tercih etmektedir. Bu mağduriyetin yapılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. İşçinin hak kaybına uğramasının önü geçilmelidir. Değerli arkadaşlar, geçimini emeğini ile sağlayan İşçilerin emeklilik döneminde önemli bir güvencesi olan kıdem tazminatıdır. İşçiler geçmiş yıllarda kıdem tazminatı ile ilgili iyi kötü bir ev alabilmekte, çocuklarını evlendirebilmekteydi. Bu sebeple yıllarca kıdem tazminatı her evde uzattığında meydanlarda kızımın çeyizi oğlumun düğün parası dedik, ortadan kaldırılmasına karşı durduk. Türk iş olarak verdiğimiz mücadeleyle bugüne kadar kıdem tazminatına dokundurtmadık. Ancak kıdem tazminatı zaman içinde eridi. Kıdem tazminatı tavanı uygulaması işçilerin mağduriyetini her geçen gün arttırdı. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için kıdem tazminatı tavan miktarının brüt asgari ücretin en az 7,5 katı olmalıdır. Değerli arkadaşlar, Türk iş sadece işçinin değil, emeklinin, çiftçinin, esnafın, yani dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin insana yakışır şartlarda yaşaması için mücadele etmektedir. Sendikalı işçiyle örgütsüz işçi, memur ile işçi, sigortalı işçi, pay dışı çalışan ve mülteciyi karşı karşıya getirmeye çalışanlar, işsizlerin iş beklentisine çalışanlar baskı kurulmak isteniyor. Türkiye ucuz iş gücü ülkesi olmayacaktır. Rekabet düşük işçi maliyeti sağlamamalıdır. Zorlu çalışma şartlarını biz yaşıyoruz. Yeşil sıkıntı biz çekiyoruz. Bozulan ekonomi sisteminin bedeni biz ödemeyeceğiz. Yaşasın Türk iş, yaşasın emek, barış ve özgürlük mücadelemiz. Korkmuyoruz, sızlıyoruz.